Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün ne yemek yapsam diyenler için muhteşem, hem pratik hem de lezzetli bir tarifim var. Bugün patates oturtma yapıyoruz. Fakat klasikleri aşıp üzerine beşamel sos ve kaşar rendeliyoruz. Lezzetini biraz daha yukarılara taşıyoruz. Deneyen herkesten şimdiden deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Lafı fazla uzatmayalım. Hemen yapım aşamasına. Hep birlikte mutfağa gidelim. Evet, 3-4 adet patatesi ben halka halka doğradım. Güzelce soydum, yıkadım. Ve üzerine hafif böyle zeytinyağı gezdiriyorum. Sizler zeytinyağı gezdirmek zorunda değilsiniz. Çiçek yağı, mısır özü yağı, hangi sıvı yağı kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Çok az bir miktarda üzerine gezdiriyorum. Fırına vereceğiz bu patatesleri. Şöyle 1 santim kalınlığında kestim. Şöyle üzerlerini, altını, üstünü güzelce yağlıyorum. Kızartma işlemi yapmıyoruz. Bol yağda kızartmıyoruz. Artık zaten sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Daha az yağlı olacak. Daha lezzetli olacak. Daha hafif olacak. Mutlaka bu şekilde deneyin. Yağladığımız patateslerimizin üzerine hafif hafif tuzlar serpiştiriyoruz. Hemen fırına gönderelim. Patateslerimiz kızarırken üzerinin harcını hazırlayalım. 2 adet orta boy soğanımız var. Onu ince ince küp küp doğrayacağım. Burada videoyu hem çekmek hem alanı kapatmamak biraz zor oluyor ama kusuruma bakmayın. Evet, orta boy 2 adet soğanımız var. Büyük soğanla doğrayabilirsiniz. Ne kadar soğanlı olursa iç harcı yani üzerine ekleyeceğimiz harcımız o kadar lezzetli olacaktır. Soğan ona lezzet katacak. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağının içerisine soğanlarımı alıyorum. Ve iyice kavrulmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi bol bol soğan doğradım. Evet, kavrulan soğanların içerisine şöyle 250-300 gram kadar orta yağlı kıyma ekliyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan sizler videoyu izlerken kolaylıkla not edebilirsiniz. Benim dondurucumda kıymam vardı. Onu kullandım. Evet, gördüğünüz gibi soğanlar ve kıyma kavrulmaya devam ediyor. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Dilerseniz biraz da yarı yarıya bir yemek kaşığı domates salçası yerine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben bugün domates salçasıyla yapmak istiyorum. Evet, salçamızı da birlikte kavururken şimdi üzerine baharatlarımızı ekleyelim. Tuzumuzu ilave edelim damak tadımıza göre. Şimdi karabiberimizi ilave edelim. Ben karabiberi
taze çektiğim zaman aromasının daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ya taze çekmek zorunda da değilsiniz. Evet, fırından çıkan patateslerimi şöyle kare bir borcama aldım. Tek kat değil iki kat olarak dizdim patateslerimi. Hazırladığım harcı da üzerine ekliyorum. Bütün harcı patateslerin üstü kapatacak şekilde döküyorum üzerine. Kaşığın tersiyle de düzeltme yapıyorum. Şimdi beşamel sosunu hazırlamaya geçelim. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar unumuz var. Üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip 2,5 su bardağı süt ilave ediyoruz. Bir yandan da karıştırmaya başlayalım ki un sütün içerisinde topaklanma yapmasın. Beşamel sos yaparken bence en önemli baharatlardan biri muskat. Mutlaka mutlaka muskatı evinizde bulundurun. Beşamel sosunuza, mücverinize mutlaka bir parça muskat rendeleyin. Karabiber gibi bir görüntüsü oluyor ama gerçekten kokusu, lezzeti bambaşka yapıyor. Bence olmazsa olmaz baharatlardan biri muskattır. Mutlaka bu muskatı deneyimleyin. Evet, muskatımızı da ilave ettikten sonra ocağın altı orta ateşte kaynayıp koyulaşmasını sağlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi kıvam aldı, kaynadı, koyulaştı. Şimdi bir parça üzerine kaşar rendesi, bir de iç kısmına da ben mutlaka beşamel sosun üzerine değil iç kısmına da kaşar rendesi ekliyorum. Sizler de bunu bu şekilde deneyin, daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir tutam kaşar ilave ettim. Kaşarı zaten beşamel sosun sıcaklığıyla kolaylıkla eriyecektir. Gördüğünüz gibi daha yoğun ve kaşarın etkisiyle uzayan bir sos elde ettik. İyice çırpıp pürüzlerin kaşarların içerisindeki kaşarların erimesini sağlayacağız. Evet, şimdi bütün beşamel sosu borcamımızın üzerine ekleyelim. Son sos da buydu. Üzerine de kaşar rendesi ilave edeceğiz. Hem evde bulunan malzemelerle yapılan bir yemek hem de gerçekten çok lezzetli bir yemek. Ben çok seviyorum. Sadece patatesle değil, patlıcanla da bu şekilde deneyin lütfen. Değişik lezzet arayanlar için gerçekten güzel bir tarif. Yine söyleyeyim, her tarifimde olduğu gibi açıklama kısmına malzeme listesini bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Evet, kaşarları da üzerine ilave ediyoruz ve şöyle 10-15 dakika kadar, yani şöyle söyleyeyim, hafif üzeri kızarana kadar, kaşarlar eriyip üzerinde kızarmalar oluşana kadar fırına göndereceğiz. Evet, fırına gönderdik ve çıkmış hali bu. Bu görüntüsü gerçekten iştah açıcı. Ben şimdi sizler için bir dilim göstereceğim ve sunum yaparken, servis yaparken lütfen hemen çıkar çıkmaz değil, şöyle bir 5 dakika bekleyin, kaşar kendine gelsin.
Yani hemen servis ederseniz dağılma olabilir. O nedenle biraz beklemenizi tavsiye ederim. Yanına da pilav eşliğinde bence çok güzel bir akşam yemeği olabilecek kapasitede bir tarif bu. Mutlaka deneyin, deneyimleyin. Deneyimlerinizi benimle de paylaşın istiyorum. Videomu buraya kadar izleyen herkesten bir beğeni, bir de yorum kısmına emoji bile olsa bekliyor olacağım. Gördüğünüz gibi kalıp gibi de çıktı. Evet. Bugünlük de tarifim bu kadardı. Umarım beğendiniz. Umarım faydalı olabildim sizlere. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.